Merhaba arkadaşlar, Illustrator derslerinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde vektörel dosya formatlarını inceleyeceğiz. Bunlar hangileridir? SVG, EPS, PDF ve Adobe Illustrator'ın kendi formatı. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu derse girmeden çok kısa bir anımı anlatmak istiyorum. Bu aslında dersi de neden çektiğimin açıklaması bu. Geçenlerde Illustrator'da bir çalışma yaptım ve çalışmayı tamamladıktan sonra müşteriye pdf olarak mail attım. Neden böyle yaptım? Çünkü pdf direkt mailler üzerinde ön izleme yapılabiliyor rahatlıkla çalışmayı kontrol edebilsinler diye. Çalışmayı kontrol ettiğinde çok küçük bir değişiklik yapmak istediler. Bunun için benden ilustratör dosyasını göndermemi istediler. Hani siz Illustrator dosyasını gönderin, biz sizi zahmete sokmayalım küçük bir düzenleme yapalım. Halbuki şöyle bir durum söz konusu. Ee, ben göndermiş olduğum pdf formatında aslında çalışmanın tamamını sunmuş durumdaydım. Neden? Çünkü pdf formatı kendi içerisinde vektörel bazda da çalışabildiği için ben Illustrator'da çalıştığım bir dosyayı pdf olarak kaydettiğimde o pdf dosyasını başka bir vektörel programa aktarıp içerinde rahatlıkla düzenleme yapılabilir, yapabilirlerdi. Şimdi bu derste de bunu göreceğiz. Şu an İllustratör dosyasının içinde görmüş olduğunuz gibi vektörel bir objem var. Şimdi hemen bunları masaüstüne kaydedeceğim. Az önce küçük bir deneme yapmıştım. Burada dosyam duruyor. Bir tane SVG kaydetmişim. Bir tane de dosya AI kaydedeyim. Aa hepsini kaydetmiştim. Doğru, hepsi var. Demin küçük bir şey olmuştu da dersi yarıda kesmiştim. Yeniden başladınca kalmış. Tekrardan hemen o zaman Corel'e geçelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben bu dosyaları Illustrator'da yaptım ve artık Illustrator'la işim bitti. Şu an kendimi bir başka kişiymiş gibi görerek, bir başka program kullanıyormuş gibi görerek hareket edeceğim ve karşı taraftan bana gelen dosyayı değerlendireceğim. Şu an Ali adında birisi bana bir e, PDF dosyası gönderdi ve ben bunu vektör olarak düzenlemek istiyorum. Ama Illustrator'üm yok. Ne yapacağım? O zaman CorelDRAW açacağım. Open Order diyerek Ali bana bunları göndermiş. Dördünü de göndermiş garanti olsun diye. Ben buradan e, PDF'i açacağım. Open dediğimde görmüş olduğunuz gibi bu Illustrator'da görmüş olduğumuz dosya aynı ölçülerde, aynı formatta buraya geldi, oturdu. Görmüş olduğunuz gibi istediğim gibi düzenleme yapabiliyorum. Aynı şekilde diğer dosyalara da rahatlıkla hükmedebilirim. Mesela dosya svg var elimde. svg'yi de görmüş olduğunuz gibi aldım. Aynı şekilde düzenlemeler yapabiliyorum. Hemen kapatalım. EPS de aynı şekilde yapabiliyorum. Bazı farklılıklar olabiliyor. İşte sağa atıyor, sola atıyor. Bunlar birazcık kayıt formatları ile alakalı küçük detaylar. Onlara çok takılmayın. Onlar hallolur ilerleyen zamanlarda. Görmüş olduğunuz gibi Ayrıca dosya AI, Illustrator'un kendi dosyası. Bunu da burada açıp düzenleyebiliyorum. Hatta Corel'den de kaydederken Illustrator formatında kaydedebiliyorum. Yani aynı şeyler Corel için de geçerli. Corel'den de kaydederken aynı şekilde kaydedip Illustrator'da falan açabilirsiniz. Ama şöyle bir fark olabilir. Diyelim ki siz Illustrator'da bir şey yaptınız. Illustrator'da size ait bir plugininiz var. Illustrator'da çalışan bir plugin diyelim ve bunu kullandınız obje üzerinde. Bunu kaydedip başka bir programa attığınız zaman o programda o plugin olmadığı için dolayısıyla oradaki efekti almayabilir. Sizin vermiş olduğunuz etkinin aynısı orada çıkmayabilir. Bizim buradaki dosya transferindeki e, dikkat ettiğimiz en önemli nokta basit shape'ler olması. Basit şeyler yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı çıkmadan aktarabilirsiniz. Ama özel detaylı şeyler yaparsanız direkt çalışma dosyasını ve yanında da plugin falan varsa onları da paylaşırsanız tabii ki çok daha iyi olur. Şimdi bu dört dosya formatı da bahsetmiş olduğum gibi farklı programlarda açılıp düzenlenebilir. Şimdi mesela bunlara bazı örnekler de verelim piyasada. Ben daha önceden de bahsetmiştim. E, i̇konları genelde flaticon.com adlı siteden çekiyorum. Burada hazır e, vektörel objeler var. İşimi çok rahatlatıyor. E, diyelim ki bir tanesine tıkladım. Bakın ne diyor? Sen bunu png mi indirmek istersin? svg mi indirmek istersin? eps mi indirmek istersin? psd mi? Fark ettiyseniz hem svg hem PS, eps bunlar benim az önce vektörel olarak kullandığım dosyalardı. Ve bana bunu direkt düzenleme şansı verdi. Ama gidip de buraya AI ya da CDR, CorelDraw falan koymadı. Neden? Çünkü bunlar en yaygın olan dosya formatları ve en ortak dile sahip olanlar diyebiliriz kısaca. Mesela bugün CorelDraw'da kaydettiğiniz dosya Illustrator olarak kaydetseniz bile Illustrator'a aktardığınız zaman muhakkak bir arada cılızlık bir şeyler çıkıyor yani. Dolayısıyla bu işin en temizi EPS. EPS'ye tıkladıktan sonra Görmüş olduğunuz gibi indi buraya tıkladığımda hemen Illustrator'da Açıp Bunu Kullanabiliyorum vektör olarak Ayrıca e, Artık Browser'lar çok gelişti Mesela Google Chrome e, Sadece bir internette gezinme aracı değil Ayrıca bir görüntüleme aracı haline de gelmiş oldu Mesela Şimdi Burada e, dosya AI klasörünü ben sadece ilustratör dosyasında ve diğer vektörel programlarda çalıştırabilip ön izleme yapabiliyorken Aynı şey pdf için geçerli değil. Mesela ben pdf'i istersem Gelirim burada yeni bir sekmeye sürükleyip burada da Ön izleme yapabilirim Yani aslında Siz bir iş yaptığınız zaman pdf kaydetmenizi bu yüzden istiyorum Müşteri Hangi şartlar altında olursa olsun bunu rahatlıkla inceleyebilir. Değişiklik yapmak istiyorsa da ve eğer siz değişiklik yapmasını istiyorsanız değişiklik de yaptırabilirsiniz. Aynı şey burada e, SVG için de geçerli. Görmüş olduğunuz gibi. Fakat gidip de Illustrator dosyasını burada görüntüleyemiyorsunuz. EPS'yi daha önce denemedim ama zannedersem EPS'de denem olmaz. Çünkü bunlar programlarla açılabilecek dosya formatları. SVG ise internette çok kullanılan bir format. Aynı şekilde PDF de direkt görüntüleme formatı olduğu için Chrome'da ya da başka herhangi programda açabilirsiniz. Evet umarım uzantılar hakkında faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. İyi günler. you <music>